Evet sevgili Londra Haber Magazin izleyicilerimiz, dilerseniz bilenleri açıklamadan önce Huni Sarayı'nı sizlere tanıtalım ve Kuzey Kıbrıs'ımızın tarihi kültür miraslarını öğrenelim. Huni Sarayı, Lefke ile Yeşilırmak arasında denizden oldukça yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş ve 137 odası güzel manzarasıyla muhteşem bir saraydır. Su ihtiyacını karşılamak için yağmur sularının saklandığı bir sarnıcı vardır. Huni'nin en görkemli yeri burasıdır. Sarnıcın başında devası bir yarı tamam heykel durmaktadır. Dik ve virajlı asfalt bir yolla çıkılan saray günümüzde açık hava müzesi olarak ziyaret edilmektedir. Huni'den Akdeniz'in koyu mavi renginin seyrine doyum olmaz. Yeşilırmak yönünde denizde bulunan küçük bir dik ada, Limlidi Adası buradan çok güzel görünmektedir. Bu adayı seyrederken insan kendini adeta ana kıtada sanıyor. Lefke, Trodos Dağı, Gemi Konağı, Yedi Dalga, virajlı yollar ve deniz doyumsuz seyir sunar sizlere. Athena Tapınağı'nın izlerini görmeden Huni Sarayı'ndan ayrılmamak gerekir. Evet, dilerseniz yarışmacılarımız ne cevap verdi? Bir onları öğrenelim. Bakalım kimler bilmiş sorduğumuz soruyu. Huni Sarayı varmış Kıbrıs'ta. Nerede olduğundan bir fikriniz var mı? Yok. Evet, kaçırdı. Tatili kaçırdı. Huni Sarayı. Size soruyorum. Sarayı, siz cevap verin. Gerisi. Ben bilemeyeceğim. Tamam. İzginim. Bilmem. Atayım. Atın atın. Belki şey olur. Balabar. Bilmiyorum. Yine de olabilir mi? Bilmiyorum ama. Tamam. Bilmiyorum. Soruyu bana cevabı vermiyorlar. Ben bilmiyorum açıkçası. Oh my god. I don't know. Siz biliyor musunuz? Huni Sarayı. Neyi? Huni Sarayı. Yok. Nedir o? Bilmiyorsunuz. Yok. Ben de bilmiyorum. Cevabı bilmiyorum. Yok. Fatih şansı gitti. Üzgünüm. Huni Sarayı. Sanırım Yedi Dalga veya Lefke. Oralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Evet, Zeliha Hanım biliyor. Evet, bu haftanın galibi Zeliha Hanım oldu. Bakalım Zeliha Hanım'ın ismi Kurra'dan çıkacak mı? Evet, şanslı ise de Kurra'dan çıkar. Zeliha Hanım bir hafta boyunca Kuzey Kıbrıs'ta Cyprus Paradise sponsorluğunda tatil yapacak.